Selamlar, selamlar, selamlar. Bir Cahreyn'le Let's Play Dota 2. Haydi Dota 2 oynayalım. Cahreyn'in tek oynamıyorum dediği Hero'yu nasıl oynadığına bir bakalım. Bölümüne daha hoş geldiniz. Bu arada Steam'de kendimi bir öncelikle offline yapmak istiyorum. Evet, haftalar önce, hatta aylar önce Invoker oynamıyorum demiştim. Fakat şu anda Invoker'ın adeta bir prosu oldum. Ve yeni de bir yöntem buldum. Artık replayleri izleyerek üstüne playback yapacağım, konuşacağım. Daha önceden oynadığım bir oyun bu. Invoker oynamıştım ve şu anda benim perspektifimden görüyorsunuz oyunu. O gördüğünüz mouse da benim şu anki mouse'um değil. Oyun içinde yaptığım hareketler ve benim ekrana bakışım falan. Yanımda bugün sizin de yakından tanıdığınız arkadaşım Berk, su topu veya babamın bazukası olarak tanıdığınız Berk var. Selam Berk. Merhabalar. Şimdi Berk bana yardımcı olacak açıklamalar konusunda. Invoker çünkü biraz karışık bir hero. Hani unuttuğum şeyler olur mu olmaz mı bilmiyorum. Berk, öncelikle başlangıç itemlarımın hayvan gibi stat item olması ve bir tane bile heal item olmamasını ve açıklar mısın? Neden böyle bir şey yaptım sence? Yani sen ne düşünüyorsun? Neden böyle yapmış olabilirim? Yani öncelikle Dota 2'de özellikle kurye esas herkeste var. İhtiyacın olursa zaten pot çekersin ilerleyen dakikalarda. Bunu düşünüyorum. Onun dışında zaten bunu stat Zaten hero'su şu an olarak görüyorum ben. 100 gold'um var yani şu anda. İstediğim anda pot çekebilirim belki. Aynen öyle. Yani Dota 2'nin en çok sevdiğim yanlarından biri de o zaten. Kuryeyi bir kişi alıyor, 5 kişi kullanabiliyor. Şu anda ortada inanılmaz bir gıcıklığı var şeyin, Storm'un. Burada bayağı bir kapışıyoruz adamla. İkimiz de creep alamayacağız uzun bir süre. Sadece deny üstüne dönecek orta fight'ları. Fark ettiysen deny dağıtmıyor. Canını düşürüyor creep'in. Ben vuramayayım diye. Şimdi bir ilk deny'ını attı Aynen. şimdi. Şimdi ilk deny'ını attı. Hop, hemen ultiye verdim. İkinci level'da ulti nasıl bir şey bu ya? Bize bir anlatsana Berk. Nedir bu? Şöyle, bu zaten tek hero bunu yapabilen. Normalde 6 level'da açılıyor. Şöyle, ikinci level'da verilmesinin nedeni zaten ultisi 3 şeye bağlı, skill'ine bağlı. İlk 3 skill'ine bağlı ve 3. skill'e zaten bir kez verdiğin zaman ultiyi kullanabiliyorsun gayet rahat. Şimdi ben o skill'leri biraz anlatmak istiyorum. İkinci mouse'u da çıkardım ortaya. Bu benim şu anki mouse'um. Kuas, Vex ve Exort bunlar. Invoker'ın olayı bu Kuas, Vex ve Exort'u karıştırıp kombinasyonlar yapıp bunlarla büyüler yaratmak. Bu listeye de buradan bakabilirsiniz. İşte Kuas, 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 Cold Snap, Kuas, Kuas, Vex, Ghost Walk diye. Bir ton büyüsü var Invoker'ın. Her büyüsü işe yarıyor. Her büyüsü eksiksiz. Bu arada First Blood'ı verdik. Beşlemeler başladı. Özellikle Windrunner'ı aldı. Fark ettiysen şimdiden Berk psikopatlığa başladım. Alt lane, üst lane bakıyorum şöyle bir. Acaba sen strike atılabilir mi diye, değil mi? Ya o konuda açıkçası iyisin. En çok onu beğeniyorum yani sende. Şimdi o yüreği kullanırken. Evet. Şimdi biraz büyülerden bahsedelim. Exort, Kuas, Vex tek başına ne yapar? Tabi bunlar sadece büyü için değil. Görüyorsunuz üstümde 3 tane top dönüyor. Bunların 3'ü de Exort. Şu anda sadece çünkü Exort'a verdim. 2 level Exort'a verdim. Bunların özellikleri var. Exort damage veriyor. Vex movement speed, sanırım attack speed. Evet, attack speed, movement attack speed. Speed de veriyor. Kuas da health regen veriyor. Hani canınız düşünce lane'de takılırken eğer kuasınız yüksekse onu açıp yani potion falan basmadan takılabiliyorsunuz. Şu anda 3 tane Exort'a verdiğim için sadece Sunstrike büyüm var ve bir tane büyü kombinasyonu kullanabiliyorum. Level 7 olunca, yani level 2 yapınca ultimi 2 tane büyüyü aynı anda kullanabileceğim. Onun dışında Invoker'ın zaten pro'luğu nereden geliyor Berk? Devamlı olarak büyüyü değiştirebilmekte. Yanlış mıyım? Aynen. SS denemesi var. Combo yapmayabileceksin. SS denemesini gördün herhalde. Saçma bir yere kaçtı adam. O yüzden yemedi. Evet, bizim takım beslemeye devam ediyor. Ne diyorsun Berk bu işe? Ve çok güzel bir şey gördüm. Hemen QQQ yaptım. Bakın Cold Snap'e verdim ultiye basıp. Cold Snap de böyle bir büyü. Tık 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 diye stunlıyor adamı. İlk kill'imi aldım ben. Sif daha yaptık. Ya daha çok tecrübeyle karışık, ne bileyim, biraz da çalışmak gerekiyor üzerinde. Sadece tecrübe bile değil, yetenek de lazım. Ben yapabileceğime inanmıyorum böyle. Denedin mi peki sen hiç yani Invoker oynamayı böyle taşaklı? Yani 1'e 20 falan oynamışım vardır herhalde. Fakat fark ettiysen Storm Spirit gerçekten iyi bir oyuncu. Yani ortada az çok ağzıma sıçtı. Baktığımız zaman last hit'im 9, deny'im 8. Bir yandan üste falan bakıyorum. Şu anda gölgede görünen, yani karanlıkta olan düşman hero'larını görmemizin tek sebebi replay'i izliyor olmamız. Normalde tabii ki onlar görünmüyor yani.
Ahmet abi vol açmış. Vole kaçmış. Alakası yok. Üstte killer dönüyor ve ben de bir yandan izliyorum işte acaba yardımcı olabileceğim şeyim var mı diye. Bu tabi biraz kötü biraz iyi bir şey. Neden? Çünkü hani üstü izlerken başınıza kötü şeyler gelebilir. İkincisi de lastik kaçırıyorsunuz. Alamadım bu arada arabayı. Şu anda izlerken bakın canım gidiyor. Canımın gittiğini fark ettim. Hop ne oluyor lan dedim geri döndüm muhabbete. Bayağı bir de canım gitmiş. Adam nerede? Bu arada adamı kaçırdım ben görmüyorum. Şu an kafadan sallama bir SS atacağım. Berk tutar mı? Tutabilir. Bakalım. Aa tuttu galiba. Adam üzerine oturmuş ya. Haha diyor. Bak Yiğit de oynuyor. Yiğit Tayt'ta. Şimdi aldığım ikinci item'a bakalım. Oyun başladı. Oyundan sonra oyunun başlangıç item'larından sonra aldığım ilk item Blaze of Attack. Niye böyle yaptım sence? Neden bota gitmedim? Bilmiyorum. Damage kasıyorsun herhalde. Büyük ihtimalle attack speed vereceksin diyeceğim. İkinci skill'e vermiyorsun. Ne yapıyorsun lan Abi şu anda buna vermemin tek sebebi ortada kasmak istemem. Onu almamın sebebi. Ortada kasmak için de damage'ımı arttırmaya çalışıyorum. Şu anda ikinci Blade of Attack'a çektim zannedersen. Evet. Onu bekliyorum. Üstüm dolu. Yo pardon direkt phase bot çekmişim kill aldığım için. Evet, direkt phase bot'u bitirdik. Bir ona baktım şöyle. Şu anda Kuvas açık görüyorsunuz. 7.4 şey var. Health regen var yani. Bayağı bir canım doluyor. Bu arada üstü izliyorum bir. Ne oluyor lan orada diye bir bakınıyorum. Kavga dönüyor yani. Kill çıkar mı bana buradan Berk? olabilir bakalım. Çıkarmış. Vay Ekmek oldu. Berk biraz anlat. Invoker'da en sevdiğin skill sen ne mesela yani neyi seversin? Yani çok oynamıyorsun ama hani gördüğün zaman aa bak ne güzel skillmiş dediğin hangisi mesela? yani şu alanda bütün herkese silence satan, milli hata engelleyen Bir de o hata çok engelleyen hoşuma gidiyor. şeyi diyorsun. Neydi lan onun adı? İsimlerini ben de Unuttum. ezberim. Büyüyü sorsanız QWE derim. Şeydi, Deafening Blast. Şu anda Hı, Rune'a aynen. doğru bir savaş var. Hemen çat, ona yapıştırdım Cold Snap'i. Takip etmiyorum tabii ki. Çünkü adam healını bastı. Gereksiz. Evet, şu an double damage'im olduğu için bir heyecan üzerimde kill almak istiyorum. Aşağıda amcık Wind'i gördüm. Bu zaten bayağı kastı. Bunu bir öldürmek şart değil mi? Savaşa gireceğim için de bütün paramı harcadım. Magic Wand yaptım. Magic Wand yaptığım ikinci item. Hızlı bir şekilde. Kill çıkar mı buradan? Kill çıkar mı çıkmaz mı? Yok artık. Görmüyorsun ki bir Hiçbir şey. şey görmüyorum ama adam orada eminim yani. Adam kasıyor altta tek. Single kasıyor. Crystal'ın Sven var ya, çıkabilir. Adam diğerini gösterdi. Hemen bir Cold Snap. Aa, stun atmasa ona oturacaktı. Yine de aldım kill yani. Güzel gidiyor. Şimdilik benim adıma güzel gidiyor ama takım adına pek iyi değil. First Blood'ı verdik. 3'te 2 kez üst tarafta 3 2 kez ölüm mü gerçekleşti? Crystal Maiden'da gayet centilmen bir insan çıktı. Direkt bıraktı bana burada şeyi creep'i. Helal olsun diyoruz yani. Support dediğiniz böyle oynamalı. Support dediğin gerektiği yerde creep'i salacak. Üste bakınıyorum şöyle bir. Bad Rider psikopat gibi oynuyor Berk bu oyunda. Yanlış hatırlamıyorsam. Devamlı bir agresyon, devamlı bir alevler açıp oraya buraya girmeler. Devamlı bir psikopatlık. Senin sevdiğin bir hero mu Bad Rider? Berk? Berk? Alo. Alo. Buradayım Yani buradayım. senin sevdiğin bir hero mu Bad Rider? Onu diyordum şimdi. Bayağı psikopatça oynuyor bizim takımdaki Bad Rider. Yani sen sever misin oynamayı falan? Hoşuna gider mi Bad Rider? Yani Batrider pek hoşuma gitmiyor açıkçası. Ama oynamıyor da değilim, arada oynarım. Ya yani istediğim, daha çok support oynamayı seviyorum. Yani istediğim şeyi katmıyor bana. Support derken en sevdiğin hero mesela ne? Var mı yani sevdiğin böyle aşık olduğun bir hero? Yani eskiden vardı, söyleyeyim, Dota 1'de Geomancer. Ama Dota 2'de bitirdiler Geomancer'ı. Ağına Delayne falan koymuşlar. Allah. O yüzden burada bir Ursa ile oynamayı seviyorum açıkçası. Onun dışında Dota 2'de Pek daha favori support olmadın belirleyemedim abi kendime. Ursa oynayarak. Evet, support Centaur olmadı ya. geldi Hoşuma peki gideni şimdi. söylüyorum. Centaur tank support, initiator her şey her türlü rolü alabilen bir
Hero. Skill'lerini değiştirmişler. Ben daha dün Kill gördüm, çıkar mı çözemedim. kill? Kill çıkar mı? Çıktı. Headshot. Sun Strike'ı çok iyi kullanıyorum. Çok iyi de takip ediyorum şeyi, haritayı. Invoker'da yapmanız gereken bu. Tabi aslında farklı kombolar var. Quest Vex kombosu var. Ama böyle public oynadığımız oyunlarda, yani takım olarak arkadaşlar 5 kişi girmediğimiz oyunlarda, yani daha çok semi carry'den, yani yarı carry, yarı support'tan ziyade carry oynamaya ya da ganker oynamaya çalışıyorum. Initiator oynamaya çalışıyorum. O yüzden kill çok lazım başlarda ve onu da Sunstrike'da toplamak şart değil mi Berk? Yani yoksa Invoker'ı toplayamazsın. Yani ya farm yaparak bu kadar kasamazdın şu. Yine izliyorum üstü. Oradan bir kill Gerek gelse. yoktu oraya. Kill şey yapmama. Yani şimdi tanımadığın insanlarla oynayınca ya kilimi çaldım deyip küsüyor adamlar öyle. Yani evet, o da var. Aa, Yiğit bir şey demezdi Onda de. düşünmemek O lazım. zaten ölecekti ya. Yiğit öldü bu arada. Üstte Storm Spirit gank gitmiş. Buradan kill çıkar mı Berk? Buradan çıkmaz. Yok artık. Yok artık, LeBron James diyorsun. Bakalım çıkacak mı? Ben de tam hatırlamıyorum. Evet. Şu anda ilginç bir savaş vuku buluyor. Kule altına girdik. Yok artık. Kanka bir ayakta alkışlarsan sevinirim. Kalk ayağa bir alkışla. SS. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. El alışkanlığı, çünkü Sunstrike'ı tutturmak kolay değil. Ne adama target alıyorsunuz, ne attığınız yerde hemen patlıyor. Yani biraz delay'li patlıyor, tıklar tıklamaz atamıyorsunuz. O yüzden dikkatli atılması gereken bir büyü. Bayağı da mana yiyor ve Invoker'ın en büyük sorunlarından birisi de mana. Yani bunu nasıl çözersin mesela sen Berk, ya da ben nasıl çözüyorum genelde? Takip ettiğin şekilde, takip ediyorsan Invoker oyunumu. Yani şeyi kullanıyorsun daha çok. Onu görüyorum. Üçüncü item. Hangisi? Magic Land'i Evet. kullanıyorsun. Onu takip ediyorum. Item Onun dışında bilmiyorum yani. Bracer olarak, yani oyunda o kadar kastığım fazla bir itemlar iş olarak yapmaz. mesela. Ben ne kasarım mesela genelde Invoker'da? Eul kasarım. Force Staff kasarım. Aghanim kasarım. Yani Ale görüyorum Evet. oyunda. Eul gerçekten hem hızlandırıyor, koşu hızınızı arttırıyor, hem de bir kişiyi direkt savaştan çıkarabiliyorsunuz. Sunstrike atarken çok yardımcı oluyor Eol. Öyle bir olayı var. Kill çıkar mı acaba? Ana! İtmese çıkardı. Petrider ittirmese çıkardı. Hemen burada bak. Hemen alt tarafa bakın yani. Ben devamlı büyüyü değiştiriyorum. Onu takip edin. Bir anda QQQ yaptım. R'ye bastım. Yani QQQ Kuvas verdim 3 tane. R'ye basarak Cold Snap'e geçtim. Hemen stun'ı yapıştırıverdim adama. QQ'lar geliyor Berk. Ağlamalar başladı. Rubik ağlıyor. Ne diyorsun bu işe? Rus mudur değil midir? Bence Rus olabilitesi var yani. Ağlama ağlama diyor Türkçe bizim Yiğit de. Peki şu anda ihtiyacım olan ve vermediğim ne var Berk? Yani Attack Vex'e Speed. vermedim hiç. Onu verdiğin zaman zaten kimse kalmayacak Vex'e ver. ortalıkta. Neden peki dörder tane verdim Kuvas ve Ekse? Onu biliyor musun? O çok önemli bir nüans çünkü. Bu EEQ diye bir büyü var. Ha. Fort Spirit. Şu çıkardığım piçirikler. Bunlardan eğer ikisine de 4 verirsem ikişer iki tane çıkartıyor. Ve bunlar her vuruşlarında armor kırıyorlar Berk. En sevdiğim büyülerden birisi. O yüzden dörtlemeye çalışıyorum. Bu arada Ice Wall çıkardım EEQ'yla. Sven'i kurtardım. Sven'in pipi kadar EP'si vardı. Sven'i kurtardım ama bakalım kendi götümü kurtarabilecek miyim? Magic Wand'a basmıyorum heyecandan. Bassam kurtarırmışım bence. Bassam kurtarırmışım. Yazık oldu, ayıp oldu. Sağlık Sağlık olsun, 6'ya 1. O kadar da kötü değil durumlar. Ne yapıyor orada? Yukarıda kalmış Storm Spirit. Manası var mı onun Berk? Bakalım manası var mı? Şu an sana tıklayayım bakalım ya. Bence manası yok onun. 110 Bak mana bitti manası. bak. 30 Aşağı zıplamaya saniye. çalıştı o manayla, sıfırladı manayı. Şimdi ne olacak Berk sence? 4 saniyeye doğuyorum. Orada onu 4 keseceğim saniyeye doğuyorum abi.
4 saniyeye doğdum. Çatal! İşkence. Ama bu kili Crystal Maiden sağ olsun öyle aldık. Oraya Observer Ward dikmiş. Yoksa alamazdık. Şimdi biraz daha anlatmaya devam edeyim ben size Invoker'ı. Invoker'da Initiator, yani hızlı bir şekilde kavga başlatıcı diyeyim. Initiator'a kavga başlatıcı diyebilir miyim Berk? Diyeyim. Kavga başlatıcı yani olarak oynayabilirsiniz. Bunun için hızlı olmanız lazım. Phasebot bu hızımıza biraz katkısı olsa da yeterli değil. O yüzden gittiğim ikinci item, üçüncü item daha doğrusu Force Staff. Force Staff'la Initiate olayına gireceğim. Ve bunun için de tabii ki Vex'e ihtiyacım var. Çünkü QQW, yani şey büyüsü, Ghostwalk büyüsü, Initiate yaptıktan sonra Invis olup kurtulmanıza yarıyor. Ama şu anda bende o yok. Lothar'da kasabilirsin aslında diyeceğim. Lothar yok be. Gerek yok abi. Ghostwalk olan Invoker'a. Lothar'a gerek yok. Ghostwalk'ta Invis oluyorsunuz. Yavaş hareket ediyorsunuz. Etrafınızdakilere slow veriyorsunuz. Yani arkadaşlarınızın kaçmasına da yarayabilen bir büyü. Invis'ten bahsetmişken Invisibility de çıktı karşımıza. Bakalım ne yapacağım. Şimdi dediğim gibi W'ye bir tane vermem lazım herhalde. Hızlı bir şekilde Exhort'la Kuvas'ı dörtledim. Şimdi iki tane piçirik çıkarıyorum. O Force Spirit'lere ben piçirik diyorum. Değil mi Berk? Biz summonladığımız her şeye piçirik demiyor muyuz evet, bizim kendi lisanımızda? Tabii piçirik. Maalesef. Piçirik ve Cold Snap kombosuyla adam almaya çalışacağım. İnmiş bir şekilde takılıyorum burada. Force Staff'ım da geldi. Gayet güzel. Buna bir dalın bakayım diye bir işaret atıyorum. Bunlar kötü oyuncular değil yalnız. Rubik'le Storm gerçekten beğendim. Kötü oyuncular değil bunlar. Batrider Vanguard almış. Şu anda bana kaymaya çalışıyorlar. Gelmesinler diye bir attım Icefall'u. Kendimi böyle bir korumaya alayım dedim. Evet. Batrider'ı görüyorsun değil mi minimap'te? Psikopatlığa başladı yine. Kafa yemiş bu ya. Vanguard kasmış. Berk, Vanguard kasılır mı Batrider'a? Bilmiyorum. Bir de Vanguard'ın şeyinden, perspektifinden bakalım. Batrider'ın Vanguard'ı var, botu var. Sence daha hızlı bir bot kasması gerekmiyor muydu Vanguard kasana kadar? Yani benim bakış açım o. Berk. Berk yine öldü. Su topuna döndü Berk yine. Arada bir dönebiliyor. Ben bu arada buradaki kavgayı izliyorum gözüm bir ucuyla. SS attım. Biraz tırt bir SS oldu. O ne? Bir SS de şeyden geldi. Çalmış. Rubik'ten Rubik SS'imi çalmış. Yani orada bir temizlendik biz. Berk bu arada burada mısın? Ölmediysen bir ses ver. Balkabağına döndü Berk. Bazen Berk'te bu tip sorunlar yaşanabiliyor. Aradığınız Berk'e şu anda ulaşılamıyor. Onu alabilir miyim ya? Evet, muhtemelen. Tidehunter aldı. Önemli değil. Önemli değil. Önemli olan takımın kazanması. Zaten 7'ye 1 oynuyorum. Daha Allah'tan belanı mı istiyorsun diyebilirsiniz. 2 tanecik daha sistem var. Ama Invoker böyle bir hero yani. Devamlı ya kill alacaksınız ya asist göreceksiniz. Yani bir gank olayı olmak zorunda. Şu anda bir tane Vex'e verdim. Artık Immis'e de gidebileceğim. Aman dikkat. Aman dikkat. Stunleme Cahreyn. Stunleme. Üstte Tidehunter'ı bekletiyoruz. Meteor. Meteor var elimde. EEW. Yapıştırdım Meteor'u koşu yoluna. Çok güzel. O kaçmasın. O kaçmasın. Öldü. Güzel. Bum. Ah siktir. Neyse yine de öldü. Önemli değil. İyi güzel kaçtın. Aman. Kayarak kendimi kurtardım. Ne bencil bir adamım ben ya. Onu alırız ya. Tüh keşke dönmeseymişiz. Çok güzel. Deafening Blast. O da güzel. O da güzel. O da güzel. Onu takip ederek ölebiliriz yalnız. Oy çok çakal bir iş yaptı. Ormana göremeyeceğimiz yere ward dikmiş. Çok çakal. Gayet çakal.
Heyecandan kule altına girip ölüyorum mal gibi. Olamaz. Onu da aldı. Şu an Crystal Maiden'dan ilginç yorumlar geliyor. Nereye gidersen git öldüreceğim seni diyor. Jamaika'ya gitsen bile öldüreceğim. Seni takip edeceğim diyor. Kafayı yedi Crystal Maiden. Ölene kadar takip edeceğim seni. Uzaydan Mert'e. Uzaydan Mert'e. Mert. 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 Mert diyorum ya çocuğa. Berk. Berk öldü muhtemelen. Sorun değil. Olabilir. Evde birisi baskına gelmiş olabilir. Önemli değil. Ben tek başıma devam edeceğim. Mert'i de Berk'i de renk olsun diye çağırdım zaten. Bir saniye doyuyorum. 7'ye 2 olduk. Ama asistimiz 4'e çıktı. Bu arada Invoker setimi de göstereyim. Magus Magnus setim var. 2 tanesi bunlardan Strange. 90 kill var bunun üstünde. 23 tane Sunstrike kill'i. Bunda 178 kill var. 7 tane Tornado kill'i. Sağlam. Ya. Ne oldu Berk, neredeydin? Şöyle bayram ziyaretlerinden dolayı şu an biliyorsun ki bayram. Sıkıntıya düştüm de. Bizde bayram yok. Önemli değil. Aganime başladım bu arada sen yokken. İlk item'ını aldım. İlk point booster'la başladım her zamanki gibi. HP olsun, can olsun falan şeklinde. Deafening Blast. Umarım pauza basmamışımdır. Aynı şekilde devam ediyordu. Böyle devam devam. Az önce DK'yı öldürdüm. Ben de ünlü olmak istiyorum. Benim reklamı yapar mısın? Gideceğim. Çık git buradan. Bir reklamı yap gideceğim. Çık git. Çık git. şu an biraz durdurmuştum. Ben 24.07'deyim. Burak'ı siktir ettim. Burak bastı az önce kanalı. Senin haberin yok. Gördüm de. Şu an 24.13'teyim ben. Saniye olarak vereyim. Ben İstersen 25 demişsin. Biraz geri almaya çalış. 24.30'a gel. Evet, 24.32, 33. Biraz öndesin benden. Birkaç saniye öndesin. Önemli değil. Müneccim boku yedim ben. Müneccim boku yemiş gibi yardır sen kanka. Şu anda Aghanim'i bitirirsem oyun iyice biter gibime geliyor benim. Yani Aghanim gelince çünkü Invoker'la büyü sıçıyoruz. Aghanim'i biraz anlatır mısın Invoker'da ne yaptığını? Cooldown'u neredeyse sıfırlayabildiğim kadarıyla. Neyin cooldown'unu? Ulti'nin. Aynen öyle. Bir de güçlendiriyor sanırım büyüleri. Büyüleri zannedersem güçlendirmiyor ya. Yok, sadece cooldown'u sıfırlıyor. Ama meteor falan açtığında daha güçlü gidiyor olması lazım ya. O şimdi bir de şey var. Her büyünün çok saçma bir deafening blast attım. Gay oldu. Ölme. Ölme. Çok güzel bir force staff'la çıkıverdim oradan. Onu alır mıyım ya? Dragon Knight alır mıyım? Dire's bottom tower is under attack. Öldü. Bu yes. Onu da alırım. Onu da alırım. İnanıyorum. I believe I can fly. Oh, I believe I can touch the sky. Chart. Dominating. Yine 11 kill'e uzadık. Told you diyor. Rage'e girdi. Sen onu kaçırdın. Crystal Maiden. Juggernaut çok güzel bir hareket yaptı. Seni diyor Jamaika'ya kadar kovalayacağım, öldüreceğim bu boğaça. Kitlendi bir ara. Evet. Bu arada biraz da Yiğit'i göstereyim. O da Tide oynuyor. Yani o da bayağı bir kasmış denilebilir. Yani Blink Dagger'ını kasmış. Çok sağlam initiator ve tank yani Tide. Çok beğeniyorum. Kaça kaç oynuyormuş Yiğit? Bir skor tablosuna da bir bakalım. 2'ye 4 DK, 1'e 6 Rubik, 5'e 4 Juggernaut, 5'e 6 Storm, 2'ye 5... Batrider sıçmış, evet 0'a 4. 16 tane asisti var ama initiating görevini gerçekleştiriyor yine. Kendime geri dönmek istiyorum, ben base'deyim. Sven'e bakalım, Sven kasabilmiş mi? Sven kasmış ya. Bir tek BKB'si eksik yani. Ahmet, sana bir şey söyleyeceğim, evet. Çok acı bir haber. Benim dedemin 100. kez anlattığı cirit hikayesini dinlemem gerekiyor sanırım. Cirit hikayesi ne abi? Abi bu cirit oynuyormuş işte, düğündeki delikanlılar bunu hep kıskanıyormuş falan.
Şu an onları dinlemem gerekiyor sanırım. Nasıl bir hikaye lan? O cirit hikayesi. Nasıl ya? Yüzüncü kez dinleyeceğim, anlatırım ben sana. Kanka git bir dinle, geri gel anlat yalnız. O önemli, cirit hikayesi önemli. Tamam. Hadi kolay gelsin Hadi sana. sen git gel. Cirit hikayesi ne Tamam. amına koyayım ya? Anlatacağım. Nasıl oynuyormuş? Tek başına cirit mi oynanır ya? Cirit nasıl oynanıyor bir de? Hadi kaçtım ben Hadi. dinleyeyim hikayesini. Gel sen dinle gel. Cirit hikayesi ne amına koyayım ya? Neyse. Gördüğünüz üzere şu anda kasmaya devam ediyorum. Hani biraz da Dota 2 kasma oyunu zaten yani genel olarak. Takım oyunu ve kastırmacı oyunu. Yani öf, 30 tane kill bile alsanız adamları beslemeye başladıkça oyun dönebilir. O yüzden her zaman dikkatli olmak lazım. Her zaman parmağının ucunda olacaksın. Tidehunter'ımız var. Ultisini attı çok temiz. Kayarak yaklaştım. Muhteşem bir yaklaşış. Muhteşem bir teleporter. Teleporter diyorum. Meteor. Crystal Maiden çok güzel ulti açtı. Bu arada ben takibe devam ediyorum tabii ki. Şeye dikkat edin. Positioning'ine dikkat edin. DK'yı öldürdüm. Devamlı önüne geçiyorum insanların. Yani devamlı olarak. Zeke'ı tuttuk. Onu da aldık. Bir daha büyü geldi. Deafening Blast da verdim hemen. Onu bir kaydırıverdim. Dur bakalım yakalayabileceğiz mi? Yakalarım ben onu ya. Dur bakalım bir büyü daha geldi. Ama onu Sven aldı. Önemli değil. Yani takım oyunu olarak pek iyi olduğunu söylenemez. O ne lan? Kriplere sunstrike attım. İyice fanteziye bulmuşum işi. Takım olarak pek iyi olduğunu söylenemez. Ama yani gayet iyi. Yiğit'in initiate'i çok iyi. Tidehunter oynayan arkadaşım. Ama işte initiate'den sonra ölüyor. O da onun şanssızlığı. Biraz tank olarak kasması lazım. Bu arada 400 altın kaldı Aghanim'in bitmesine. Ben de bu arada size büyüleri anlatacağım. Şimdi açalım buradan. Q Q Q Cold Snap. Cold Snap'i attığınız zaman adam eğer görüntü alanınız içindeyse veya creeplerin görüntü alanı içindeyse falan attığınız zaman 3-4 kere stun yiyor üst üste. Böyle aynı Enigma'nın Midnight Pulse'u gibi bir büyü. Ghost Vault QQW. Bu büyüyle invis oluyorsunuz. Etrafta dolaşıyorsunuz ve nerede olduğunuzu görüyorlar. Çünkü ayak izlerinizi görüyorlar. Eğer onların üzerinden geçerseniz ve onları slowlarsanız. Ice Wall QQ'ye atıyorsunuz. İnanılmaz bir slow yiyorlar üstünden geçerlerse. EMP WWW bunu attığınız zaman büyük bir bölgede insanların manaları ve canları gidiyor. Daha çok manaları gidiyor. Ama çok geç patlayan bir büyü. O yüzden kaçmak kolay. O yüzden Tornado'yla bunu karıştırıyorsunuz. WWQ o da. Önce Tornado atıyorsunuz. Ondan sonra EMP atıyorsunuz. Bayağı bir manaları gidiyor. Bu arada Invis olduğum için aralarında sağlam bir dolaşıyorum. Alacrity, WWE. Bunu target alarak atıyorsunuz. Bir dostunuza falan atabilirsiniz. Kendinize atabilirsiniz. İnanılmaz bir şekilde atak hızınızı geliştiriyor. Şu anda galiba çıkacağım ortaya. Bakayım nasıl çıkacağım. Deafening Blast'la çıktım. Hemen Meteor'a verdim. Meteor attım koşu yoluna. Onu aldım. Rubik yalnız büyü çaldı Tidal'ın ve onu attı ultisini. Olsun yine de güzel toparladık. Ultiyi çaldırıp tekrar yememize rağmen. Kaya kaya adamı takip etmeye çalışıyorum bir yandan. Fark ettiyseniz hiç kendi ekranıma bakmıyorum. Neredeyse hiç kendi ekranıma bakmıyorum. Devamlı ileriye ve arkama bakıyorum. Ki önemli olan da o zaten. Devam edelim. Sunstrike var. Bu tabii ki Exhort'unuz ne kadar yüksekse o kadar damage vuruyor. Gayet belli yani ne oldu. EEQ, Forge Spirit, piçirikler demiştik, anlatmıştık. Meteor var, EEW. Burada Exhort'unuz ne kadar yüksekse o kadar damage veriyor. Vex'iniz ne kadar yüksekse o kadar ileriye gidiyor. Yani büyülerin bu tip şeyleri var. Mesela QWE, bu Deafening Blast, bunda hepsi var. İşte W mesafesini, E damage'ını, Q'da işte ne kadar uzun süre hareketsiz kalacaklarını tayin ediyor. Bunların işte bu tip şeyler var. Mesela Tornado, WWQ.
İşte bunda W yine ne kadar uzağa gideceğini, Q damage'ını falan ayarlıyor. Şeklinde şeyler yani QQE işte burada da slow'unu falan filan ayarlıyor Q. Yani büyüler biraz karmaşık. Ama yani yaklaşık olarak neyin ne yaptığını öğrenirseniz alışıyorsunuz zamanla. Bu arada aganemin bittiği için büyü sıçma konusunda sorunum yok. Sağa sola büyü savuruyorum. Bütün büyü kombolarını bildikten sonra zaten inanılmaz etkili bir invoker oluyorsunuz. Şu anda ilk büyüme Cold Snap aldım. Hemen delay olmadığı için arkasına Port Spirit'i çaktım. Şimdi Crystal Maiden'ın yaptığı çok güzel bir şey var. Adamların ormanını wardlıyor. Yani biz nerede olursak bunların ormanını göreceğiz. Bu gayet güzel bir şey. Orada bir dalış oldu. Ben de koşu yolunu kapatmaya gittim. Fakat gerek kalmadı. Sven zaten çatır çutur indirdi ve Storm Rusça sövmeye başladı. Ya bak canu Suka Muka buradan yardırır gider. Biz de artık öğrendik Rusça küfürleri. Dota 2 oynaya oynaya. O yüzden gayet mutluyuz. Yabancı dilimiz gelişiyor. Forge Spirit'leri çıkardım. Ona bir Cold Snap. Hardaşlarım değiştir büyünü Ahmet. Ne yapıyorsun? Harika. Çok güzel. Tornado. O benim Tornado'yu çaldı. Bana attı. Hop. Yiğit'ten ulti geliyor. Deafening Blast. Gayet güzel. Onu kim öldürdü ya? Ben öldürmüşüm evet. Sven galiba yine bir şeylik yaparak, hayvanlık yaparak tek başına birilerine daldı. İşte çok kasar insanların sorunları bu. Şimdi madem Sven'sin, yani bu kadar damage kasmışsın, bomb kasmışsın, Daedalus kasmışsın. Neden üstüne bir BKB çıkmadın? Neden büyüyorsun yani? Ye mi? Zaten bomba basınca hızlanıyorsunuz falan filan eyvallah da aldığınız damage da artıyor. Yani bir şekilde götü sağlama alıp bir şekilde kendinizi şey yapmanız lazım. Büyülerden korumanız lazım. Stun yememeniz lazım yani. Bunlar çok önemli. Ulti yemeyeceksin yani. Yediğin zaman tarrağa binersin. Yapacak bir şey yok. Bu arada Eul'u kastım galiba. Eul geliyor. Intelligence Heroes olduğu için hem mana regen, hem hızlandırma, hem bir kişiyi savaşın içinden çıkarma. Tornado özelliği var. Adam uçuruyor biliyorsunuz. Hem de damage veriyor bana Eul. Büyüleri değiştiriyorum. Çatır çatır görüyorsunuz. Devam. Ya genelde üstümde Force Spirit ve şey büyüsün, Cold Snap büyüsünün açık olmasına dikkat ediyorum. Çünkü bu ikili şeyde pub oyunlarda çok iyi. Çünkü yani 1v1 kaldığınız durumlarda eline veriyorsunuz adamı rahat bir şekilde. Şimdi göreceğiz muhtemelen. Hemen Tornado çıkardım. Bir uçurdum. Top gibi oynayacağım ben onunla şimdi. Top gibi oynayacağım. Bak bak bak. Bak koştum önüne. Ice Wall attım. Bilmem ne. Hiç şans yok yani. Holy shit yapar giderim ben buradan. Ha, o da yani Silence attı. Daldı bir şeyler yaptı. Siktir oldu gitti. Bir şey yapamaz yani. Biliyor çünkü Silence üstünden geçer geçmez. Ghost Walk açıp çıkacağım. Zaten pro bir invoker olduğunuzu karşı takım anladığı zaman illaki böyle bir yani intimidate yapıyorsunuz yani adamlar böyle bir bu adam pro bununla kavga etmesek iyi olur gibisinden kaçıyorlar yani ya full team olacaklar full teamde bile hani tek bir invoker gerçekten biliyorsa oyunu etkisiz hale getirilene kadar kendini koruyabilir ve şey yapabilir yani artık killleri zaten sayamıyorum bile gördüğünüz üzere 17-2 oynuyorum şu anda yani bakayım. 8 tane de asistim var. Az buzda değil yani asistim. Şimdi mesela ben oraya şey attım kaçtılar hemen. Tornado da attım kaçtılar. Çünkü bu bir initiate olabilir. Üstüne ne bileyim EMP gelebilir. Manalarını bitirebilirim. O yüzden devamlı olarak bir korku var yani böyle. Invoker'ın attığı büyünün ardından böyle herkes bir dalıveriyor. Ne oldu amına koyayım diye. Onu atmanın tek sebebi bizim arkadaşlar Roche'a dalmışlar. Bizim takım. Onlar Roche alırken hani onlar da anlamasın, dışarı çıkmasınlar falan filan diye baskı kurmak. Başka hiçbir amacı yok. Bu arada Sven galiba bir hayvanlık yapıyor yine. Evet. Bir yandan minimap'i de izliyorum. Oyunda izlediğim gibi replay'de bile minimap izliyorum. Şöyle bir test etmek için atıyorum. EMP Tornado denemesi yaptım. Kimse yokmuş. Önemli değil ama işte devamlı büyü değiştiriyorum. Şu an Deafening Blast Meteor'a geçtim mesela. Gayet uygun bence.
Oy, ultisi kötü geldi Yiğit'in. Bütün ultisinde ben yedim Juggernaut'un. Hiç hoş değil. Canım azaldı biraz ama. Çık oradan Ahmet, çık. Ghost Ball kaçtım, bu kadar. Ve oyunun başından beri ilk kez Ghost Ball kaçmak zorunda kaldım. Öyle de bir şey var yani. Ghost Ball kaçtırtamadılar bile bana. Geri çekilme ihtiyacı bile duymadım ki içler acısı bir durum bence. Initiate yapmak için şöyle bir tornado atıyorum. Evet, Yiğit'in ultisi çalınmış. O atıldı. Bu canla girmemeye çalışıyorum tabii ki. Büyülerimin de cooldown'da olmasının etkisi var girmememin sebeplerinden birisi de bu. Şu anda QQQ'yu açtım. HP de olsun diye. Sven yine manyak gibi girdi, öldü. Gayet normal. Çok kasan Sven'lerde görülen şeyler bunlar. Rubik oynuyor açıkçası bence. Devamlı Yiğit'in skillini çalıp bize atması ultisini. Ne yapıyorsun orada Batrider demezler mi adama? Gayet güzel. Hop 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 hop. Şöyle bir uçurdum kendimi, ne olacağı belli olmaz. Bir Deafening Blast. Stunledim, kaç! Kaçamıyorum, evet. Üst üste 3-4 stunleyince yalan oldum. Evet. Godlike'ımı almış. Kim almış bakayım? Beyond Godlike. Evet, 771 para almış üstümden. Cucumbag yazmış şeyde. Kafayı yedi Storm ya oyun boyunca. Wipe yedik normal. Neden? Çünkü Batrider'la Sven'in dangalak bir oyun stili var. Bence. Yani. Olur böyle şeyler. Takımda gerçekten güzel oynayan, kendimi zaten söylemiyorum, onu görüyorsunuz. Yiğit çok güzel oynuyor Tide'la. Crystal Maiden çok güzel oynuyor. Aynen, şu anda da oyunda da diyorum. Ruby'e diyorum, hakkını vermek lazım diyorum. Sven de aynı şeyi söylüyor. Rubik bütün işi yaptı, sen konuşuyorsun Storm falan filan. Bu ikili kapışmalar normal yani, olur. Şeyin farkındayım, Dota 2 videoları bu kadar eğlenceli olmuyor bazı diğer videolar kadar. Bunun farkındayım. Ama hani Dota 2 videolarını daha çok böyle yardımcı olsun mu diye çekiyorum. Yani insanlar öğrensin diye. Çünkü şu an Dota 2 zaten inanılmaz bir şekilde şey oldu yani. Oyun oynayan herkese 3'er 5'er tane invite geliyor. Oynayan oyuncu sayısı arttı bayağı yüksek bir şekilde. O yüzden hani bayağı bir Türk'ün de oyuna katıldığına inanıyorum, inanmak istiyorum. Noob noob amcık amcık dolaşacağınıza en azından böyle izleyin, öğrenin diyorum. Şimdi sanırım şeye gideceğim. Guinzo'ya gideceğim. Onun Dota 2'deki Guinzo muydu adı? Bir dakika. Shop'a basamıyorum. Tide diye bir şey. Şey ya, tavuk yapan item işte. Tavuk yapıyorsun düşmanı. Şu anda muhtemelen ona gidiyorum. O da önemli bir item. Hem damage, hem mana regen, hem işte savaşta ikinci bir kişiyi savaştan çıkarabilme özelliği. Yani invoker'a kasılacak itemler bence bunlar. Damage gidenler de var. Dominator, Daedalus, işte şey, ne bileyim, bazen Dominator kasmayıp Desolator kasanlar oluyor. Seçim yani, ben zevk meselesi diyebilirim sadece ona. Daha da bir şey diyemem. Ama benim invoker oyunum bu şekilde. Aghanim'siz oynanmaz. Force Stop'sız hiç oynanmaz bence. Aynı şekilde Eul da çok önemli. Bunlar size mobility kasa getiren şeyler. Ve oyun sonlarına doğru daha çok Vex'e abanıyorum. Çünkü Vex'li büyüler daha önemli bir hal alıyor. Şu anda EMP ile Tornado var. Artık teamfightlar daha çok döneceği için teamfightlara dayalı spellleri kullanmaya çalışacağım, büyüleri. Teamfight yani takımların 5v5 bir araya gelip kapıştığı sahneler. Ama işte her zamanki gibi salak salak ölümler gerçekleşebiliyor Crystal Maiden gibi. Haritayı dolaşırken Vex'i de sağlam kastığım için 3 tane Vex'i açıp öyle dolaşıyorum ki daha hızlı dolaşabileyim etrafta. Bu önemli yani. Şu anda bir durgunluk var. Muhtemelen durgunluğun sebebi ward'ımızın olmayışı. Yani hiçbir yerde ward'ımız yok, sadece suda var.
Tahminim kadarıyla Crystal Maiden'ın ölme sebebi de görmedim ama muhtemelen onların ormanına ward dikmeye gidiyordu. Ama tabii bunu daha önceden bize şöyle şeydi. Biz onun yanında bodyguard olarak giderdik. Belki bir team fight'ta dönerdi yani. Çünkü bu tip ilerlemiş oyun safhalarında karşı tarafın ormanını devamlı görmeniz lazım. Ward dikmeniz lazım bazı yerlere. Onu göstereyim nerelere dikilebilir. Free kamerayı alıp. Şimdi yerlerden birisi bu. Şuraya gelip dikebilirsiniz onu. Buraya. Buraya diktiğiniz zaman bütün buraları zaten gösteriyor zaten. Orman elinizin altında oluyor. Roshan'ı devamlı görmeniz lazım. Onun için buraya dikmeniz lazım ki buraya dikmiş. Yani insanlar genelde buraya dikiyor. Benim hiç hoşuma gitmiyor o. Buraya dikmek daha iyi ya da buraya dikmek oyun başlarında. Bu arada kavga mı var? Yok. Sadece şeyle kapışıyorum. Ancient'larla. Buraya dikiyorum oyun başlarında. Bunun sebebi hem burayı göstermesi, bu yolu, hem de burayı göstermesi ki aşağıda kasıyorsam eğer gank yememi engelliyor. Onun dışında dikilebilecek yerler şurası var. Bütün ormandaki hareketi gözleyebilmek için. Ve burası var ki oraya dikmiş zaten Crystal Maiden. Buraya dikilmesinin sebebi hem runu göstermesi, hem bu çevreyi göstermesi, hem de Ancient'ı göstermesi. Üstte run şey ward dikilirken dikerseniz eğer kesinlikle buraya dikin. Bazı insanlar görüyorum buraya dikiyorlar, buraya dikiyorlar falan. Öyle bir saçmalık olamaz. Ya bunun kadar faydalı bir ward oyunda yok. Eğer karşı takımdaysanız, Radiant takımındaysanız yine sulardaki yerler aynı. Defansif ward dikmek istiyorsanız yine kendi ormanınıza dikeceğiniz wardlar aynı. Ofensif ward dikmek istiyorsanız karşı tarafa biraz daha karışık. Şurada yine bayağı çok yer gösteren bir tepe var. Şurası var. Şu iki ağacı Coiling Blade'le veya ağaçla yerseniz buraya dikebilirsiniz. Şuraya. Gerçi gerek yok buraya dikerseniz. Ama bu oyun başlarında buraya dikilen de oluyor. Onun dışında yine şu ağacı yerseniz buraya dikebilirsiniz. Dair tarafına dikerken ağaç yemek biraz zorunlu gibi oluyor. Ama en azından şunu dikmek zorundasınız yani. Eğer karşı tarafı baskı altına almak istiyorsanız. Çünkü oyunun bu dakikalarında zaten base'den çıkamıyorlar. Hani giderlerse Crystal Maiden'ı öldürmeye çalışıyor bu arada ki öldürdü galiba. Kötü oldu. Benim bir tornado'm var ama tam yetişmedi. Dediğim gibi oyunun bu dakikalarında karşı takım zaten hani bir sikim yiyemeyeceği için muhtemelen hani NC'de ormanda kasmaya çalışacaklardır. O yüzden hani dikmeniz gereken yerler oralar ki oraları kontrol altına alasınız. Şimdi ben perspektife geri dönmek istiyorum. Burada bir team fight dönebilir. Hemen üçünü birden susturdum orada ve Yiğit'in ultisi geldi. Bir tane daha ultisi var mı Yiğit'in? Bilmiyorum. Olabilir de olmayabilir de. Uy, ulti yedik. Kötü oldu, kaka oldu. Yiğit kasmamış mı ya burada? Refresh. Yok, kasamamış henüz. Yeni başlamış. Kötü oldu. Juggernaut'un ultisini yiyince QQ oluverdim. Evet. İsterseniz biraz karşı takıma bakalım. Neler kasabilmişler. DK'nın Soul Ring'i, Dominator'ı, Ogre Club'ı ve Beijing'de de Mithril Hammer var. Muhtemelen BKB kasacak. Mordiganı var. Çok güzel kasmış. Rubik de çok güzel kasmış. Mana botu ve Blink Dagger var. Çok harika. Ve Tide'ın ultisini çalmış. 100 saniyeye dolacak bu da. Onun yanında Juggernaut harika kasmış gerçekten. Şu anda üstünde Aghanim's Scepter, Shadow Blade, Yaşası var ve muhtemelen Broadsword'la da Battle Fury kasabilir. Yine güzel kasan bir Storm Spirit var. Oo, çok güzel yakalandı yalnız orada Juggernaut. Temizlediler güzel. Storm Spirit Silence kasmış. Normal botla devam ediyor oyuna. Ve zannedersem büyük ihtimalle Bloodstone bitirmeye çalışıyor. Regen'den dolayı. Fakat Bloodstone'a çok geç kalmışsın Tosun. Bildiğin geç kalmışsın. Win'de bakalım. Biraz support kasmış. Biraz carry kasmış.
Niye Voidstone aldı bilmiyorum. Muhtemelen site kasmaya gidebilir. Site kasarsa tavuk edebilir. Mecha kasmış, Force Staff kasmış. Güzel, mantıklı. Bize baktığımız zaman 3 tane Bracer'lı bir Blink Dagger'lı bütün parasını gayet anaç ve hırç bir şekilde wardlara harcamış fedakar bir Crystal Maiden'ımız var. Kesinlikle oyununu beğendim. Bu salak gerizekalı aptal OC Sven arkadaşımız S6'a gitmeye karar vermiş. Neden BKB'yi bitirmemiş de Hyperstone almış S6'a gidiyor? Anlayabilmiş değilim. Ben varım işte, gayet güzel kasmış olan Yiğit var. Yiğit Refresher'ı bitirememiş ama Aegis almış. Refresher'a gidiyor. Pipe kasmış, gayet mantıklı. Ve Blink Dagger'ı var. Invis olarak dolaşıyorum. O ne yaptı? Kolpa'ya ulti attı. Batrider'ın salak olduğunu daha önce söylemiş miydim? Evet, gayet salak bir arkadaşmış. Neyse, önemli değil. Cahre'nin reis var, kurtarır diye düşünüyor herhalde o da. Şu anda evet, combo olarak önce bir invis açtım. Çünkü Initiator'ın girebilmesi için biraz görebilmesi lazım neler olduğunu. Şu an benim gördüğüme bakmayın. Dediğim gibi replay'den dolayı görüyoruz. Normalde göremiyoruz. O yüzden bir invis dolaşıyorum. Biraz öne açılırlarsa siker miyiz diye. Nitekim şu anda açıldılar. Burada olduğumu da fark ettiler. İlk ulti onlardan geldi. Yiğit'ten çaldıkları ultiyi attılar. Arkadan şöyle bir yardır veriyorum. O çok kötü. Hayır. Onu ben yine de evire çevire alırım diye düşünüyorum ya. Ama Invis Jugger var. Tabii ki Invis Jugger'ı görmüyorum ben burada. Jugger da bana dalmıyor nedense. İlginç bir savaş dönüyor. Wind orada hala. Ve Wind öldü. Bir kişi öldü bizden. 3 kişi aldık. Yarmamız lazım şu anda. Zaten yarın diye de harraslıyorumdur ben muhtemelen. Alakriti'ye verip kendimi hızlandırdım. Bir şekilde yarmak istiyorum. Yanımda piçiriklerim var. Bunlar tabii ki push elementleri. Push için, yarmak için ihtiyacınız olan elementler yani. Alakriti dolar da olmaz. Tekrar atacağım yine kendime. Evet, attım yine. Şunu yapmak zorunda mısın Sven? Salak ya. Harbi diyorum salak. Şu anda ilgilenmiyorum pek. Ben yarmaya çalışıyorum sadece. Ama kaçsak daha iyi olacak şu anda. İnvi saçtım, belki yavaşlatırım da Yiğit de kaçar diye. Şu anda yavaşlatıyorum onları. Evet, döndüler. Çünkü ne yapacağım belli olmaz. Invoker'dır, manyaktır diye düşündüler herhalde. Orada double damage var. Onu almaya gideceğim. Bir de Ghostwalker'ın invisi çok uzun sürüyor. Öyle de bir güzelliği var. Ama şu anda tek başıma dalmayacağım. Sven olsaydı kesin döner dalardı. Ben dalmayacağım. İşim olmaz. O yüzden creep öldüreceğim. Şu anda ne kadar hızlı vurduğumu görüyorsunuz. Şu an full Vex açık. Ve Vex neredeyse son level. Bir level eksik son level'ından. Görüyorsunuz yani Invoker bayağı karmaşık bir karakter. Hani hem çok güçlü hem de savaştan kolayca çıkabilen bir karakter. Ama oynayabilene, yani Berk de başında demişti zaten, ben beceremiyorum dedi. Yani o sırada orada hızlı bir şekilde QQW'ya basıp onu hatırlayıp, yani bir kere bütün build'ler ezberinizde olmak zorunda. Başka çıkar yolu yok. Onu hatırlayıp yani o anda onu atabilmek çok önemli. Bu arada ben onu niye yere attım? Ha evet. Mystic Staff aldım. Hatta direkt bitirdim site'ı. Neydi bunun adı? Bir daha bakayım. Site of Wise. Normalde Guinzo. Site of Guinzo'ydu. Site of Wise. Yani davuk yapabiliyorum artık insanları. Ve damage'ımı da bayağı bir arttırdı benim için. Ve mana sorunum sıfıra döndü. Crystal Maiden yine orada. Ward dikerken öldü. Keşke Ward dikerken gidiyorum dese de biz de gitsek yanında. Çünkü
Tamam, minimap'i iyi kontrol ediyorum. Devamlı bir gözüm orada ama herkes de kontrol edemiyorum. O sırada mesela item alırken kafa karışıklığı oldu. Bakamadım. Gitti öldü adam yani. Takım arkadaşlarınızla kontakt içinde olmaya çalışmanız lazım. Bu arada bu onların mı? Aynen onlarınmış. Evet, onların vardı ve şu anda bulundum yani. Kendimi uçuruverdim bir. Destek gelecek mi? İnmiş oldum hemen. Aa, niye görüyor beni ya? Gem mi almış o? Gem mi var onda? Yo. Diktiği göz de şey gözdü ya. Bildiğin normal gözlük gibime geldi benim. Allah Allah. İlginç. Yo şey, Sentry Ward'muş o. Aynen. İlkten güzel bulutu geldi. Gayet hoş. Juggernaut'ı çıkarmamız çok önemliydi orada aradan. İyi ki de çıkardık. Çok güzel bir sunstrike yapıştırdım yine. Stun geliyor hemen üstüne. Çat! Ölmedi mi o? Tornado attım, yakalamadı. Ay, götüne kadar gelmiş ya, yazık. Orada durdurmasam onu belki öyle Yiğit ölecekti. Bu tip nüanslar çok önemli. Gerçekten önemli yani. Devamlı büyü değiştirmem lazım. Şu an değiştirmedim mesela. Ben bile bazen takılıyorum yani. Aman yarabbisi, aman yarabbisi. Zıpla, zıpla Cahreyn. Onun yanında şey var mı? Yok, bu sefer yok. Görme artık orospu çocuğu. Evet, Ghostwall kaçıp yine kurtuldum bir şekilde. Dediğim gibi hani biraz olsun bizim zıttımıza dönmeye başladı oyunun gidişatı. Çünkü onlar da kastı yani. Juggernaut'a bak. Crystalish, Skullbasher, Yasha, hayvan gibi damage stun kasmış, Shadowblade. Bunlar güzel itemlar. Bizim Sven'e bakıyoruz, hala BKB'yi bitirememiş diyecektim. Bitirmiş, hakkını yemişim. Şeyi satmış herhalde. Ne yaptığını ben de bilmiyorum. Yani o kadar kile bu kadar item az bence. Item alıp alıp satıyor. Yani ona mı gitsem, buna mı gitsem deyip kafa karıştırıyor herhalde. O da bakıyor diğer düşmanlar ne almış diye oyun içinde. Yiğit Refresher'ı bitirebilmiş mi? Yok, bitirememiş. Kaç parası var? Az kalmış aslında. Kim öldü? Crystal Maiden öldü. Evet. Unstoppable olmasının sebebi hayvan gibi kasmış olması. Bloodstone gerçekten olmazsa olmazı Storm Spirit'in. Biraz geç kastı ama kastı yani. O bayağı toparlıyor. Health Regen, Mana Regen olduktan sonra bayağı bir toparlıyor yani. O yüzden onu kasan varsa şey yapacaksın, dikkat edeceksin. Ya da karşı tarafta Stone diyorum ya. Storm Spirit almış bir insan varsa kesinlikle şey yapmak zorundasınız. Ha, bu da bu arada çok güzel bir özellik. Şeyin bir saniye. Roshan'ın spawner time'ını gösteriyor. Ne zaman doğacağını. Yaklaşık olarak. Bunu işte şeyde görebiliyorsunuz. Böyle izlerken benim gibi. Böyle perspektife döneyim. Storm Spirit geç kastı. Ne diyordum? Karşıda Storm Spirit varsa şu oyunda en çok mana harcayan hero olarak karşısına bir anti mage aldığınızda ultiyi kafasına yapıştırdığınızda uzak bir mesafeden mesela üstünüze uçarak geldiği zaman bir ulti yapıştırırsanız kafasına bazen tek vuruşta alabilirsiniz. O yüzden anti-mage bence tamamen antisi Storm Spirit'in. Keşke diyorum bizim takımdan birisi alsaymış. Uçacağını biliyordum onun, bekliyordum bu hareketi. O yüzden hemen kendimi Eul'la uçuruverdim. Kuas açtım full.
HP'mde olsun diye şu an manyak Batrider'ın neler yaptığına bakıyorum sadece. O ne kasmış burada, çok merak ettim. Sadece tank item'ları kasmış. Daha hala düz botla ilerliyor. Yani bu kadar tank item'a kasacağına, bir de Force Staff kasmış Initiate için. Heart of Taras kasacağına. Şunu PT'yi bir STR PT yapsan iyi olurdu yani. Kafayı yedi bu arada Sven. Ulti geldi Yiğit'ten. Evet, ulti dediğim, Yiğit dediğim yaptığı için ultiyi çaldırmadı. O çünkü son attığını, büyüyü çaldığı için Rubik ulti attıktan sonra hemen arkasından başka bir büyü atmanız gerekiyor. Yiğit de bunu yaptı. Ama işte karşı tarafta çok kasmış bir Juggernaut olduğu için biraz zorluk çekiyor gibiyiz. Şu anda tavuğum da cooldown'da, büyülerim de cooldown'da, Evolum da cooldown'da olduğu için alamadım. Hepsi kasmış çünkü karşı tarafın. Bu da kasmış. Yani level'ı bile yeter yani. DK da kasmış. Hayvan gibi damage kasmış. Ve karşı takımın yarısında BKB var yani neredeyse. DK'da var. Juggernaut kasmamış. Pardon, yanlış söylemişim. Bir tek o kasmış. Bunda da Gem var. Tamamen support win'de oynuyor. 60 saniyeye doğacağım ben şimdi. O yüzden bunu biraz hızlı geçmek istiyorum. Hızlı hızlı geçelim. Oh, yavaş aldım. What the fuck? La 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 la. Bu arada bir hareketlenme var Roche taraflarında. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Oyun gördüğünüz üzere bayağı bir uzun geçti yani. Bir 10 dakikası daha var. Çünkü hani bizde hard carry yok. Sven var hard carry. O da biraz saçma oynuyor. Yani şu anda tam kasması gereken itemları kastı şu anda Sven. Ama BKB açıp kuleye dalması aşağıda nereden baksan manyaklık. Bir hata yapmalarını beklememiz lazımdı ya da Yiğit'in inisiyatifini beklememiz lazımdı. Batrider desem manyağın bayrak taşıyanı. Kafayı yemiş. O yüzden yani oyun şu an dengesizliğe geldi biraz bizim tarafımızdan. Cheese ve Aegis düştü ama evet. Aegis'i de Crystal aldı. Normal çünkü bizde artık slot kalmadı. Yani kasacağımız tüm itemleri kasmışız. Bir de Domi kastım ben hani. Belki biraz vura vura adam döverim diye ama Aghanim kasmış bir Invoker'da Domi hani gerçekten o kadar iş yapmıyor. Ama para sıçtığın için ya yapacak bir şey kalmıyor. Kası veriyorsun onunla. Normal yani. Şu anda kaça kaç oynuyorum? 25-14. Gayet güzel. İşte hayvan gibi kasmış Sven'in faydalarını görüyoruz şu anda. Ben de bu arada Storm Spirit'i bir tokat manyağı yaptım. Oraya zıplar belki diye attım. Aa, yemedi yani. Evet, buradan sorusu, buradan gerisi artık muhabbet yani. Gider altı ben tek başıma bile yararım ki muhtemelen onu yapıyorum zaten şu anda. Exort'u hop, dikkat. Dikkat etmek lazım. Onlar da feci kasmışlar çünkü. Tek attılar orada bende. Şu an mega creep yapmaya çalışıyoruz. Mega creep yaptıktan sonra zaten hani base'e çekip çay içmeye başlayabilirsiniz gayet. Hiç sorun değil bunlar. Muhtemelen öleceğim. Sikim'de mi? Değil. Şu anda oyun bitti yani. Ne yaparlarsa yapsınlar buradan sonra çevirmeleri imkansız gibi bir şey. Hani mega creep'ten çevrilen çok oyun yok açıkçası. Şu anda öldüğüm için biraz ileriye sarıyorum. Boşu boşuna izlemeyelim diye. Birazcık daha.
Şimdi bir yandan koşarken bir yandan başkalarını izliyorum. Gördüğünüz gibi belki sunstride'lık bir durum olur diye ama Sven tabi sağlam kasmış. Hop. Son kill'im galiba bu. Onu da sunstrike'la alıyorum. Ama şu dakikadan sonra dediğim gibi kill almaya gerek yok yani. Yani şu anda oyun bitmiştir benim için. Yani ne yaparlarsa yapsınlar çeviremezler. O yüzden saçma sapan oynuyorum galiba buradan sonra. Hop. Birini tavuk yaptım. Birini uçuracağım şimdi. Kendimi uçurdum. Evet daha mantıklı. Hop o onu çaldı. O ona büyüler atılıyor. İki kere büyü atıyor. Yiğit falan saçmalamalar. Şu noktadan sonra dediğim gibi ne yaparlarsa yapsın dönmez. Hani bu uğraşmaları da gereksiz bence yani. İki kişi zaten tavuk çubuğu kasmış. Tavuk yapıp duruyoruz yani. Ve oyun biter. Son olarak evet bakalım bir skor tablosuna. Şöyle koyuyorum, şöyle gösteriyorum, siz de görürsünüz. Invoker'ı hani az çok elimden geldiğince açıklamaya, anlatmaya çalıştım. Umarım bir şeyler öğrenmişsiniz. Ama size tavsiyem tabii kesinlikle gidip yani oyuna eğer yeni başlamış bir insansanız, diğer kişileri, diğer karakterleri tanımıyorsanız özellikle Invoker oynamayın. Ha ben orta seviye bir oyuncuyum. Hani biraz öğrendim oyunu ama Invoker götüm yemiyordu abi. O yüzden öğrenmek istiyordum diyorsanız bu videoyu izleyin. Invoker konusunda çok şey öğrenebilirsiniz. Büyüleri görebilirsiniz az çok. Açıkladım zaten. Yani onun dışında diyebileceğim pek bir şey yok. Umarım yardımcı olmuştur Invoker oynamak isteyenlere. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Su içmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Okimonay.